Hocam görüntü geldi mi? Geldi Yunus, geldi. Geldi. Ben öncelikle işin final kısmını bir göstereyim. Herkesin Göster bakalım. kafasında proje canlansın. Evet, tabii. Şimdi bizim projemizde kullanıcılar diye bir veri tabanımız var. Bunun Evet. içerisinde de kullanıcı bilgilerini tutuyoruz. Evet. Mesela ben şimdi burada kullanıcı ekleyeceğim. Kullanıcımın adı Yelda olsun. Tamam. Ekle dediğim zaman görüldüğü gibi Yelda buraya eklendi. Evet. Ben bu veri tabanındaki kullanıcının adını mesela güncellemek isteyeceğim. Burada Mehmet yazıyor. Gelip onu seçiyorum. Buradan Alp diyorum. Güncelle dediğim zaman gördüğünüz gibi kullanıcıları Alp olarak Alp oldu. değişti. Ben burada arama yapmak istiyorum. Mesela kullanıcıları filtreleyeceğim. Yelda. Yine Alp Yelda değil. diyelim. Yelda dedim, ara dedim. Bana sadece Yelda'yı getirdi. Evet. Daha sonra kayıtları yenile dediğimde yine bütün kayıtları gösteriyor. En sonunda da burada Mahmut denen kaydı mesela silmek istiyorum. Sil dedim ve gitti. Tamam, anladım. Projemizin yapacağı iş bu. Evet. Bir yayını kapatıp açmam gerekecek galiba. Kapat. Stüdyo geldim şu an. Geldi. Biraz büyütebilir misin? Şu anda. Evet. Evet, gördük. Gördüm, gördüm. Şu aynısı. Yaptığınızın aynısı. Şimdi ben hemen entity'yi göstereyim önce. Bizim entity'miz bir user olacak, yani kullanıcı olacak. Kullanıcının bir adet ID'si ve Yok. Bir kullanıcının dakika, bir adı. dakika. Yunus, yine o Buyurun. entity'nin üzerindeyken sağ tuşu tıklayıp class mı ekledin? Evet hocam. Evet. User olarak. Sizdeki Evet. teşhis bende user şu an. Ha, sen de user. Ha, teşhis Evet. user. Tamam, anladım. Hatta şuradan database'i de ben göstereyim. Hiç göremiyoruz ki. Sol tarafta bir pencere açıldı mı şu anda? Açıldı. Açıldı. Bidi. Ama yani anlıyorum ben de. Evet. Evet, şu an benim tablomun adı, yani veri tabanımın adı test, tablomun adı da users. Evet, gördüm. Kullanıcılar çoğul olarak. Şimdi tablo açılıyor. Evet. Göründüğü gibi biraz küçük kalıyor. Burayı büyütemiyorum. Şu aşağıdan alanları görebilirsiniz. Gördük, gördük, gördüm Evet. ben, gördük. Evet. User'ın içerisinde bir adet ID var. Otomatik olarak artıyor. Harika. Identity'si yazıyor. Ve bir Evet. adet name'i var. Yani Evet. kullanıcının adı var. Veri Evet. tabanımız bundan oluşuyor. Evet. Şunu küçültelim. Şimdi ben ilk olarak projeme bir entity eklemem gerekiyor. Yanlış yerdeyiz. Onu Entity ekledin. katmanımı oluşturdum. Entity Evet. katmanım benim projemdeki veri tabanımı temsil ediyor. Veri tabanındaki tablolarımı temsil ediyor. Evet, Benim anladım, anladım. evet. Anladık onu. Evet. Tamam, bunu geçiyorum. Daha Geç. sonra bu entity'yi kullanarak veri tabanımla bağlantıyı kurmam gerekiyor. Bunun için de Entity Framework'ün bir sınıfı olan DB-Context'ten kendime bir sınıf kalıtıyorum. Buna da Context adını veriyorum. Evet. Bunu normalde daha düzgün bir sistemde çalışırken veri tabanınızın adına göre vermeniz lazım. Mesela araba kiralama diye bir database'iniz varsa araba kiralama context denmesi gerekiyor. Anladım. Evet. Evet. Burada da kendi makineme göre connection string'imi tanımlayıp Veri buradan tabanı. database'imin adını veriyorum. Veri Evet. tabanımın adı test. Daha Evet. sonra da entity katmanında oluşturduğum user entitesini users tablosuna bağlıyorum. Evet, İsimler neden anladım. farklı derseniz entity buradaki user sınıfı sadece bir kişiyi temsil ediyor. Bundan binlerce olabilir. 1000 tane user'ım olabilir. Doğru. Bunlar birleştiği zaman users yani çoğul kullanıcılara dönüşüyor ve kullanıcılar birer liste olarak database'de tutuluyor. Evet, anladım. E biz de orada teşhisler mi diyecektik? Evet, isimlendirme kuralına uyduğumuzda teşhisler olması gerekiyor. Evet. Daha sonra şu an için Entity Framework bize her şeyi verdi. Veri bağlantımız hazır. Hala herhangi bir SQL komutu yazmadık ve yazmayacağız da. Veri tabanına bağlandık. Şimdi biz bu veri tabanına bir operasyon ekleme işlemi yapacağız mesela. Bunun için yine data access klasörümüzün yani katmanımızın içerisine EF user dal ekliyoruz. Buradaki EF kullandığımız teknolojiyi ifade ediyor. Neymiş? Entity Framework'ü. Ha, entity framework.
Çünkü bunu isimlendirme kuruludur yine. Bunun alternatifleri var. Dapper var mesela veya Anhybrid var. Çok önemli değil. Ayırmak için isimlendirme kurulu. Ekledik değil mi onu? Sınıf olarak ekledik. Evet, şu anda bu bir sınıf, class. EF Evet. user dal. User bizim entity'mizi ifade ediyor. Dal kelimesi de data access layer, yani veri erişim katmanı anlamına geliyor. Yani bu Anladım. class bizim entity'mizi veri sınıfına taşımamızı sağlayacak. Mesela biz az önce formdan bir kullanıcı eklemiştik ya, IP kaydetmiştik veya yerli hazıyı kaydettik. Bunun için bizim bir add fonksiyonumuz var. Add demek eklemek anlamına geliyor. Bu Tabii. fonksiyonu kullanmak için bir adet user veriyoruz. Entity'nin içerisinde tanıdığımız user. Yani User'ın o neyi vardı? scope tipinde bir nesne yaratıyoruz. Evet. Bir user'a ihtiyacımız olacak. User'ın da bir ID'si ve bir adı vardı. Ama ID otomatik artan bir yapıda olduğu Bak için. şimdi dur. Bir dakika, bir dakika. Buyurun. Yunus dur şimdi orada. Bak şimdi bu bir sınıf. Sınıfın içinde neler vardı? Değişkenler vardı. Biz şimdi bunu kullanarak her bir kullanıcı için o sınıfın içerisindeki değişkenlere ulaşacağız. Evet. Tamam. Daha sonra burada bir using oluşturuyorum. Bunun ne olduğunu pas geçiyorum şimdilik. İşi Bunu karıştırmamak için. yapmıştım ben zaten bunu using'i. O Bağlantı zaman işlemlerini kullanmıştım. using idisposable bir yapı yaratır. Idisposable ne demek? Benim bir bağlantım olacak mesela. Bu bir konteks veri tabanı bağlantısıydı ya. Ben bunu Evet. kullanacağım. Bu bellekte bir yer tutuyor sonuçta. Ben Evet. bunu bir kere kullanacağım. Veriyi ekledim, işim bitti. Daha fazla Yok bellekte yer edeceğim. tutup geri işgal etmesine gerek olmadığı için yok ediyoruz. Yok Using bu edeceğim. işe yarıyor. Evet, Çalışma anladım. şekli de bu satırı çalıştırdı, bunu çalıştırdı derken en son kapanış bloğuna geldiği anda bu oluşturduğu örneği yok ediyor. Evet. Using'in amacı da bu. Evet. Daha sonra diyorum ki eklenecek varlık. Burada context dediğimiz az önceki veri tabanı bağlantımızdı. Onun Evet. özelliği olan entry fonksiyonu var. Entry fonksiyonu da oraya Metodu. bir giriş yapmamızı sağlıyor. Evet. Oraya yapılacak Yani girişi user üzerinden yapacağız. Bunu belirtiyorum. giriyor. Girdikten sonra da bunu ekliyor. Evet, yani bir işlem yapacağımızı burada belirtiyoruz. İşlem yapacağım, user için yapacağım demiş oluyorum. Anladık. Hı. Evet, Tamam, daha anlaşıldı. sonra Gerisi çok kolay. Anlaşıldı. evet. Tamam, sonra da Context'i save changes yapıyorsun, Evet. kaydediyorsun. Bu entity'nin Aşağı durumu inelim, ekleme olacak. silmeye bakalım. Aynı şey. Silme Orada. için bakın değişen tek şey entity state, yani varlığın durumu silinecek Bu diyoruz. sefer Değişen tek donate'i şey kullanıyor. evet. Update dedi, update'i modify'i kullandı. Modified. Evet, Daha okey, sonra anlaşıldı. mesela ben veri tabanımdaki bütün kullanıcıları getirmek istiyorum. Bunun için get all diyorum. Bütün hepsini getir anlamına gelir. Bunları Türkçe olarak yapabilirsiniz. Bunlar benim alışkın olduğum şeyler olduğu için böyle Olsun, yaptım. olsun, tamam. Aynı şeyleri ben kodlarda yaptım zaten. Evet. Gridde gösterme, işte güncelleme, kayıt ekleme, kayıt sileme. Bunu sadece şu anda biz katman şeklinde yaptık. Evet. Evet, Bunun bize keşke faydası keşke çalışsaydı. Evet, anlaşıldı. şu oluyor. Biz şu anda Windows Form arayüzü kullanacağız. Ama oraya bağımlı olmayacağız. Bu kodları herhangi bir arayüzde kullanabiliriz. Mesela ben ASP.NET veya Tabii. Xamarin Form ekleyeceğim. Yani Tabii. internete veya telefona yayın yapmak isteyeceğim. Bu Evet. kodları direkt orada kullanabiliyorum. Bak neden, nasıl kullanabileceği, nereden anlıyorsunuz? Bakın hiç burada ID var mı? Ya da işte ne o tanı, değişken isimleri var mı? Yok. Değişken isimleri yok, dikkat edersiniz. Bağlam var. Konteks üzerinden ekleme yapıyor. Evet. Her şey dışarıdan verilen değerlere bağlı. Her şey soyut Evet. çalışıyor. Şimdi bendeki o hatayı ben nasıl giderebilirim? O kurulum hatası, yeniden mi kurayım stüdyoyu? Ona bakmamız lazım hocam. O hatayı Acaba araştırırsa motiveden söylerim ben. kaynaklanıyor olabilir mi? Yok hocam, o kurulumda bir eksiklik olmuştur. Onunla alakalıdır. Çözeriz onu. Hay Allah ya, çalışsa iyiydi. Bu da Evet. güzel oldu yani. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Daha bitirmedik hocam. Bir Olsun, katmanımız anladık daha var. ama. Sonucunu anladık. Evet, devam et. Ben anladım artık. Tamam. Evet. Şimdi burada user dal, yani data access içerisinde
yapılacak işlemleri söyledik. Yani birisi ekleme fonksiyonu istediği zaman yapılacak işlem şudur diye belirttik. Ama burada bizim herhangi bir kontrol ifademiz yok. Mesela ben bu kullanıcıyı ekleyeceğim ama bu kullanıcı daha önce varsa Varsa eklemek istemiyorum. Mesela Yelda diye birisi varsa tekrar Yelda eklemek istemiyorum. girmiş. Evet. Ama onu data access'te yani veri erişim katmanında yapamayız. Çünkü bu veri erişimin konusu dışında bir şey. Bu iş yönetimine girer. Yani şartların Evet. yönetimine girer. Bir Bunun için katman de daha mı yaratacaksın? evet, bir katmanımız daha var. O da sağ tarafta görüyorsunuz business, iş anlamına geliyor, iş yönetimi. Evet. Bunun içerisinde yöneteceğimiz entity'nin adını yazıyoruz. Yani bizim şu an user'ımız, user manager yapıyoruz. Kullanıcı yönetimi anlamına geliyor. Anladık. Buradan kullanacağımız user dalı ekliyoruz. Bu user dal bizim neyimizdi? Ekleme silme fonksiyonlarımızın bulunduğu sınıftı. Tekrar yazmamak için onu kullanacağız. Ben buraya gelip dedim ki birisi senden ekleme işlemini söylediği zaman user dalın içerisindeki eklemeyi yap. Sana verdiğim user'ı ekle. Az önceki fonksiyonu çalıştırdım sadece. Burada başka bir şey yok. Evet. Ben bunun içerisine girip işte buraya kodunu yazıp şunu diyebilirim. Daha önce varsa ekleme hata ver. Yaz. Burada bir if bloğuyla onu yapmak için ekstra sınıf yapmam lazım hocam. İşimiz uzar. Yani İstiyorsanız yapayım. sınıfın ismini çağıracaksın. Sınıfı İstiyorsanız yapabilirim. Fark yaz. etmez. Karışmasın Bekliyorum. diye. Hayır, Yapalım. tamam. Sen bilirsin. Mesela getAll fonksiyonumuzu kullanabiliriz bunun için. Buna bir where koşulu ekleriz. Bu getAll fonksiyonu bize veri tabanındaki bütün kullanıcıları getiren bir fonksiyon mesela. Var mı? Var. Ben bunu diyorum ki burada bir lambda expression yapıyorum. Yani bir soru bir ifadesi yazıyorum. Burada benim user sınıfımın özellikleri yine önüme geldi. Gördüğünüz gibi ID'si ve name'i var. Ben isim kontrolü yapacağım için name eşittir diyorum. Bana verilen user'ın name'i. Bunu anlatacağım şimdi. Ben şu Eşit. anda şurada yazdığım komut sayesinde bütün verileri çekiyorum. Kullanıcı verilerini ve bunları bir sorgu ifadesiyle çekiyorum. Bize dışarıdan verilecek olan kullanıcının adı şu anda kayıtlı olan kullanıcıların adıyla eşit mi değil mi? Evet. Buna bakıyorum. Eğer böyle bir veri varsa bana bir şey gelecek. Bunu denemem gerekiyor. Şimdi result diyorum. Result count gelir buradan. Count büyüklüğü sıfırsa temeldik. Varsa, indis numarası Evet. sıfırdan büyükse kayıt vardır anlamına geliyor. Şunu to list yapacağız tabii. Evet, şu an buradan herhangi bir şey dönerse kayıt numarası sıfırdan büyük olacak. Yani kayıt var anlamına geliyor. Kayıt var anlamına gelecek. Buradan bir mesaj göndermemiz gerekir. Mesaj gönderemeyiz ama şu an. Ekstra bir fonksiyon Çok çağıralım. Ben geç geldim. altyapıyı Yaz. internetten kaynaklı hocam. Evet. Neyse anladık ama çok detaya girme Yunus. İşte Anladık. burada bu şekilde kontrolü yapacağız. Bunu Anladık. aslında çalışan hale getirdim. Bir fonksiyon daha yazmam gerekecek. Yaz Yani hadi. business'ta Yaz yazayım. görelim. Böyle çok geç geliyor. Evet. Bu fonksiyonum çağrıldığı zaman kullanıcı var diye bir mesaj döndürecek bana. Eğer burada yaptığım kontrol sonucunda bir kullanıcı varsa kullanıcı var fonksiyonunu Çağır. çağırıyorum. Evet. Dolsun. Başka bir mesaj. Kullanıcı yok. Ne diyeceğim? Ekleyeceğim. Ha, şey kayıt ekleyeceksin. Yoksa kayıt Evet. ekle. Şimdi projeyi durduralım. Hep hata altlarını çizdi ama. Ha, tamam. Evet, şimdi gitti o şey için.
proje çalışırken kodları yazdığım için. Şimdi bakın business'ta user dalın içerisindeki eklediğimiz add operasyonunu aslında biz burada yönetmiş olduk. Tekrar yeniden bir ekleme işlemi yapmadık. Var olan ekleme işleminin nasıl çalışacağını söylemiş olduk. Evet. Böylece bütün kodlarımız birbirinden ayrı oldu. Ve katmanı mimarinin burada sonuna geldik. Bunun Evet. devamında burada formumuz oluyor. Formu şuradan şimdi. Formumuz buradaydı. Buna ekle dediğimiz zaman oradaki şartın çalışması gerekiyor. Gel daha yaz bakalım. Yazacağım ama bunun için o mesajı da bir şekilde yakalamamız gerekecek hocam. Ekledik. Ed içerisine hiçbir şey olmayacak. Burada büyük ihtimalle hata alacağız hocam bu arada. Altyapıyı oradan mesaj gönderecek şekilde kurmadım çünkü. Olsun tamam, önemli anladık ya. Güzel oldu, sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben de Ne demek? çalışsa iyiydi yani. Benim makinede iyiydi. Onu düzeltiyoruz hocam. Bu zaten şu an gösterdiğim katmanlı mimari olayı çok yalıtılmış, yalın bir halde gösterdim. Normalde bunun içinde bir sürü klasör olması gerekiyordu. Ama çok karışır diye ben biraz kurallarına aykırı olarak anlattım aslında. Olsun olsun, çok iyi oldu. Sağ ol, teşekkür ederiz. Anladık ama. Ben anladım yani. Şey varsa, eksik kalan bir şey varsa Yok. arkadaşlar Gayet sorarsa güzel. anlatabilirim. Benim ekranda böyle mi gözüküyor sizde ya? Ders anlatırken. Ne açıdan Küçük. hocam? Böyle Bazen küçük. hocam, bazen. Yapma ya. Aynı. İşiniz çok zor valla. Ben sanki zannediyorum ki bendeki gibi gözüküyor. Biraz geç geliyor. Ya. Neyse, olsun. Ne yapalım? Hadi idare ediyoruz. Bak, bu 2 dönemdir, 1,5 dönemdir idare ediyoruz. Yunus'cum çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ne Benim demek hocam? için çok iyi oldu. Çok mu istiyordum yani bunu yapmayı? Bir de kendim yapsaydım iyiydi. Neyse, hallederiz bir şekilde. Bunu Yeniden çözeriz hocam. ben bir daha bir kurarız, olmazsa bir şeyler yaparız yani. Tamam, oldu. Yunus, bir ara seni ararım ben. Hangi saatlerde uyanık oluyorsun gün içerisinde? Sabah 8, akşam 2-3 arası hocam. Yani gündüz uyumuyorsun. Yok hocam, sabah 8'de ayaktayım. Öyle mi? Tamam. O zaman bir ara ben sana bir alo der, bir bakarız birlikte, oldu mu? Tamam hocam. Tamam. Teşekkürler. Oldu. Dersi sonlandırıyorum. Bugün de böyle oldu. İnteraktif oldu.